Turkcell 14.500 metrekare tesis ve 2.400 metrekare beyaz alan büyüklüğüne sahip İzmir Veri Merkezi'ni açtı. 22 Haziran 2018 tarihinde yapılan ve bizim de teknolojioku.com olarak yerinde takip ettiğimiz açılışa Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ev sahipliği yaptı. Turkcell'in Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı vizyonuyla 2016'dan bu yana öncülüğünü üstlendiği yeni nesil veri merkezi çalışmaları hızla devam ediyor. 33 bin metrekare tesis ve 10 bin metrekare beyaz alana sahip Gebze Veri Merkezi'ni 2016 yılında hizmete sunan Turkcell, şimdi de 14.500 metrekare tesis ve 2.400 metrekare beyaz alan büyüklüğüne sahip İzmir Veri Merkezi'ni açtı. Turkcell İzmir Veri Merkezi, Ege'nin en büyük veri merkezi olmasının yanı sıra Gebze Veri Merkezi'nde olduğu gibi Tier 3 sertifikasına sahip. Bugüne kadar yeni nesil veri merkezlerine 615 milyon TL üzerinde yatırım yapmış olan Turkcell'in önümüzdeki yıllarda Ankara ve Çorlu veri merkezlerinin tamamlanmasıyla birlikte bu alanda yaptığı yatırım miktarı 2 milyar TL'yi bulacak. Açılışını yerinde takip ettiğimiz İzmir Veri Merkezi ile ilgili Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun yaptığı açıklamalardan bazı satır başlarını sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber izleyelim. Aslında yani Türkiye'nin datası Türkiye'de kalacak diyoruz. Bu gibi tesisler işte o datayı saklamak, işlemek için. Gebze'de açmıştık en son biliyorsunuz. Bir sene yolu aşağı yukarı. Orası 30 bin megavolt amper gücünde bir tesisti. Bu sıralarda çok data center'lar konuşuluyor. Evet. Metrekarelerden falan konuşuluyor. Aslında data center'ların gerçek ölçüm birimi kurulu güçtür. O da 30 bin megavolt amperlikti. Bu 10 bin megavolt amperlik bir data center'ı. Şu anda Türkiye'deki en büyük data center operatörü haline gelmiş durumdayız. İki tane de şu anda inşa halinde var. Biri Ankara'da Temelli'de olacak, biri de Tekirdağ Çorlu'da olacak. Onlarla beraber hakikaten Türkiye'nin data saklama kapasitesine ihtiyaca paralel olarak geliştirmiş olacağız ciddi anlamda. Değerli konuklar, öncelikle bu mutlu günümüzde bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanım, siz hep yıllardır bize ilham verdiniz, cesaret verdiniz. Türkiye'nin dijitalleşmesinin önemini altını defalarca çizdiniz. Alın terini, akıl terine, kara yollarını, akıl yollarına, data yollarına bağladınız. Bugün burada yeni dünyanın bacasız fabrikalarının sembolü olan data merkezlerimizden bir tanesini açıyoruz. Gücün kaynağı değişiyor. 100 senedir petrolün hüküm sürdüğü dünyada gücün kaynağını artık petrol data'ya bırakıyor. Ve büyük benzerlikler var. Bakın, bir varil petrol 75 dolar. Ama o bir varil petrolü eğer işlerseniz, değişik kimyasal bileşenler çıkarırsanız, ürünler çıkarırsanız milyonlarca dolarlık değerler ortaya çıkıyor. 1 GB data 2,5 dolar. Ama bu datayı işlerseniz, arama motorlarına, reklamlara, anlık mesajlaşmaya, müziğe, videoya çevirirseniz milyar dolarlık değerler ortaya çıkıyor. Lifecell markası Turkcell'in aslında ihracat yüzü. Yurt dışına yapacağı, burada ürettiğimiz teknolojileri yurt dışına Lifecell Ventures markasıyla ihraç edeceğiz. Şu anda da 40'a yakın operatörle Türkiye'de ürettiğimiz, geliştirdiğimiz müzik platformları olsun, sosyal medya platformları olsun bu teknolojileri onlara aktarmak üzere konuşuyoruz. Bu alanda da önemli oyunculardan bir tanesi haline geleceğimize inanıyorum ben. Turkcell hakikaten dünyadaki tek dijital operatör. Gelirlerinin çok önemli bir kısmını data ve dijital servislerden kazanıyor. %80'i aşmış durumda bu. Dünyada bu oranda
dijital servis ve data zenginliği olan bir başka operatör yok. Bu birikimimizi de dışarıda diğer müşterilerimize satacağız. İsim verebileceğiniz yeni bir ülke var mı bu noktada? Yani çok ülke olarak verebileceğim çok örnek var. Bunların içerisinde gelişmekte olan pazarlarda Mısır gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Pakistan gibi, Nepal gibi ülkelerle görüşüyoruz. Ve oradaki operatörlerle de işbirlikleri için görüşüyoruz. Avrupa tarafında? Avrupa tarafında biz gelişen pazarlara odaklanmak istiyoruz özellikle. Evet. O yüzden bizim için çok cazip bir pazar değil mevcut Avrupa şirketleri. Coğrafi yedekleme olarak İzmir Veri Merkezi'nde kullanacak mıyız? Yani herhangi bir doğal afet durumunda Gebze Veri Merkezi'nin yerine İzmir'in devreye girmesi gibi. Zaten o şekilde planlanmış durumda. Ankara, Gebze, İzmir ve Çorlu birbirlerini hep yedekleyen merkezler. İstanbul'da Gebze'deki merkezimizde, burası da 9 şiddetinde depreme dayanıklı şekilde inşa edilmiş durumda. Herhangi bir enerji kesintisi durumunda 15 dakika kesintisiz güç kaynaklarıyla, ondan sonra da 24 saat boyunca hiçbir yakıt ikmali yapılmasa da jeneratörlerimiz çalışmaya devam edebilecek kapasitede. Tüm merkezlerimizi buna göre ayarlıyoruz. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de hakikaten 4 tane önemli telekom oyuncusu var. Turkcell da bunlardan bir tanesi, Turkcell'de bir tanesi, Vodafone, Türk Telekom. Bence her alanda yaptığımız yatırımları koordine etmemiz lazım. Ve birbirimizi de destekleyecek şekilde, yedekleyecek şekilde bu yatırımları planlamamız lazım. Türkiye'nin kaynakları kıt, bu kaynakları en etkin şekilde kullanması ancak böyle işbirlikleriyle olabilir. Biz de bu alanda işbirliklerinin hepsini açıyoruz. Ümit ediyorum ki özellikle kamu sektöründeki bazı veri merkezi ihtiyaçlarını biz kendi veri merkezi filomuzla karşılayabileceğiz galiba.